Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu mavi bela arkadaşlar. Bildiğiniz gibi net bilgisayarda birkaç mavi ekran videosu çekmiştim. Bu da onlara benzer bir video olacak. Bu epeyden beri kullanılan bir bilgisayar, arkadaşımın bilgisayarı. Bugün bana getirdi. Aslında geldiğinde Windows açılıyordu, masa üstünü falan görüyordu. Yani bilgisayarda bir iki sıkıntı falan vardı. Onları gidermek için uğraşmak yerine hadi dedik format atalım. Epeydir de format atılmıyormuş. Abimiz kendisi de buna bir format atalım diye bana getirdi. Her neyse, açılan bilgisayar açılmaz hale geldi. Yani formatın belli bir yerinde mavi ekran veriyor. Şimdi sizlerle paylaşacağım zaten. Masa üstüne gelmiyor. Mavi ekran veriyor. Bir şeyler yazıyor burada. Donanımdan falan bahsediyor. Yani İngilizce bende biliyorsunuz ganimet gibi. Benim tarzınca İngilizcemden anladığım kadarıyla donanımlardan bahsediyor. Çünkü teknik falan filan bir şeylerden bahsediyor. Her neyse, şimdi bunun sebebini önce bir sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü başınıza böyle şey gelebilir. Nasıl çözeceğiz ben azıcık tahmin ediyorum. Bu tarz arızalar genelde hard disk'ten yapıyor. Şu format bir başlasın, mavi ekrana gelsin. O kısmı hep birlikte sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi bekleyelim mavi ekranın gelmesini. Bir de şimdi kendiliğinden düzelmiyor mu arkadaşlar? Hani biz mavi ekran beklerken hop masa üstüne gelmiyor bilgisayar, o zaman yani bu videonun da hiçbir anlamı kalmayacak. Çünkü 3 kere denedim. 3'ünde de mavi ekran verdi. Bu sefer bakalım mavi ekran verecek mi ya da kurulumu bitirecek mi? Sürpriz de yapabilir. Hep birlikte göreceğiz. Şimdi kurulum buraya kadar iyi geliyor. Sorun yok. Aynen böyle ileri diyorum. Şimdi yükle diyorum. Kurulum başlatılıyor. Burada da sıkıntı yok. İşaretliyoruz. Lisans kabul ediyoruz. Özel diyoruz gibi. Hard diskimiz geliyor buraya. Bunu biz gelin hepsini silelim. Sağlam bir yükleme yapalım. Aynen bu şekilde. Siliyoruz. Uygula diyelim. Tamam diyelim. Bir bakıma formatı yenilemiş olduk. Yenile diyelim. Aşağıdaki bölümü. Burayı sonra biçimlendiririz. Yukarıdakini biz birinci disk yapacağız. Biçimlendir diyerek ileri diyoruz. Bundan sonra şurada arkadaşlar, şu Windows dosyaları genişletiyor da bir şekilde mavi ekrana düşecektir. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi hemen mavi ekrana geldi. Yani belli bir evreye geldiği zaman yüklemede hemen mavi ekran veriyor. İngilizce burada bildiğiniz gibi. Bende de İngilizce problem. Burada da a problem has been diyor falan filan. Windows has been suit. Yazılar çıktı arkadaşlar. Sonunda technical falan filan diyor. Yani teknik bir sorun var anlamında bir not düşüyor en son. Bu tarz yazı çıktığı zaman, teknikten bahsettiği zaman ya en fazla hard diskten şüpheleniyorum ve oradan çözüyorum olayı. Hard diskten çözülmediği zaman RAM'e yöneliyorum. RAM'den de çözemediğimiz zaman işlemciye, anakarta kadar iniyor. Biraz meşakkatli iş oluyor. İnşallah hard diskten çözeriz bu olayı. Şimdi bilgisayarımızı kapatalım ve hard diskimizi sökelim. Başına neler gelmiş? Hep birlikte görelim arkadaşlar. Şimdi hard diskimizin kontrol kartını sökeceğiz. Genelde arızayı buradan veriyor. Oksitlenme oluyor kontrol kartı altında. Onunla çözüyoruz %90. Ve kartımıza ulaştık. Aynen tahmin ettiğim gibi arkadaşlar, siz de görüyorsunuz. Burası çok kötü bir şekilde oksitlenmiş. Yani ben buradan şüpheleniyorum %90. %20 de başka şey de olabilir. Onu hep birlikte göreceğiz. Bunun en güzel ilacı da her evde bulunan silgi arkadaşlar.
Bu kısmı sellüzik tinerle de silebilirsiniz. Başka kimyasal maddelerle de silebilirsiniz vesaire vesaire. Ama benim favorim silgi. Umarım bu mekanik diskler hayatımızdan bir an önce çeker gider. SSD'lerde bu tarz sıkıntılar yaşamıyoruz. Yok çünkü böyle bir olay SSD'lerde. Bu mekanikler de artık hayatımızdan yavaş yavaş gidecek gibi gözüküyor. İnşallah gider de bundan kurtarırız. Pırıl pırıl oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde olması gerekiyor. Evet, son vidamızı sıktıktan sonra şöyle vidaları bir daha kontrol edelim. Şeklimiz bu. Hazır şu anda. Gelin tekrardan takalım. Format atmaya çalışalım. Formatımız düzgün bir şekilde atıldı. Masa üstü de geldi. Hard diskimizi temizledik ve o sorunu gidermiş olduk. Dediğim gibi eğer buradan çalışmasaydı, tekrardan mavi ekran verseydi, sırasıyla RAM, işlemci, anakart, güç kaynağına kadar bu testimiz devam edecekti. Bugünkü videomuzda gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde sonlandırmış bulunmaktayız. Mavi ekran vermeden formatımızı atabildik. Masa üstünü görebildik. Yani bunun sebebi hard disklenmiş. Basit bir silgiyle olayı çözdük. Bu tarz olaylar, bu mekanik diskler hayatımızda olduğu sürece bu olayı yaşamamız olasıdır. İnşallah SSD'ler biraz ucuzlar ve bu mekanik diskleri bilgisayarlarımızdan atarız ve bu mavi beladan da bu şekilde kurtarmış oluruz. Burada izlediğiniz videoları paylaşarak, paylaşmak güzeldir, serüvenine ortak olabilirsiniz. Bir dahaki videoda buluşana kadar Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.